أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين استعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم ولا الله من ينصره إن الله لقوي عزيز اَلَّذ۪ينَ اِمْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْاَرْضِ اَقَامُ الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ وَاَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَاَنَّهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُورِ صَلَى اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Mevla Teala'ya sonsuz, sonsuz şükürler olsun elhamdülillah. Sohbetim adlı programda yine sizlerle beraberiz. Rabbim tesirini yüksek eylesin. Hepimize başarılar nasip etsin. Hepimizi muvaffak eylesin. Mahcup olacak haline düşmekten muhafaza eylesin. Anlatılanlarla en güzel şekilde amel etmeyi hepimize nasip etsin. Gönüllerimizi Rabbim genişletsin inşallah. Her bir ailemize huzur, mutluluk, sikinet, güzellikler ikram etsin, ihsan etsin. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Kıymetli dostlar, inşallah şimdi sizlere bugün Mevla Teala'nın ifadelerinden biri kaç ayet-i kerimeni inşallah ne yapmaya çalışacağız? Anlatmaya çalışacağım. Evvela tabi sizleri özlediğimi, sizlerle beraber olduğum için mutlu olduğumu, iyi ki varsınız, çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Rabbim inşallah bu sakinlikle programa başladığımız gibi programa tamamlamayı nasip etsin. Şimdi burada kardeşlerim var benim yine. Hafız kardeşlerim, hoca kardeşlerim var burada. Şimdi tam karşımda oturuyorlar. Sohbete başlarken çok sakin başlıyorum ya biliyorsun her zamanki gibi. Şimdi onlar da neyi bekliyor biliyor Peki şimdi böyle sakin başladı ama bu sakin acaba devam edecek mi diye. Böyle gözümün içine bakıyorlar. Ama onlar da bugün şaşıracaklar. Ve bakacaklar ki hocaya bakıyor. Harbiden sakin başladı ve sakin devam ediyor. Sakin bitirecek galiba filan. Niyetim öyle Allah'ın izniyle. En azından böyle niyetle başladım yani. Sakinliğim kaçarsa sizden biliyorum. <laughs> Nazar oldu. Allah'ım inşallah her bir ellerimize rızasına uygun şekilde başarılar nasip etsin. Hoca kardeşe, muhafız kardeşlerim burada. Onlara da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Evet, beni yalnız bırakmıyorlar. Ayetler, hadisler şu altında. Onlara da seyrederken elhamdülillah, onların feyizinden, bereketinden, gençliğine istifade ederek çok kaliteli kardeşlerimiz. Sen ne konuş? Ondan gençliğine istifade ederek İnşallah güzel bir program olmasını temenni ediyorum. Onların önlerinde soru şeyleri de var. Mikrofonlar var ya yani, soru sorabiliyorsunuz yani. Mahmut orada var. Mı? Soru sormak serbest yani. Sorun yok yani. Arkadaşlar sizinki de orada. Değil mi? Sorabiliyorlar değil mi? Evet, evet tamam. Ondan sonra o da tamam. Hocam bugün ne anlatacaksın? Ha ne anlatacağımı da söyleyeyim. Önemli. Bugün ne anlatacağım biliyor musun size? Allah'ın yardımına ihtiyaç var mı bugünlerde? E tabi cevap olarak var diyeceksiniz. Öyle düşünüyorum ben yani. İşte o zaman o Allah'ın yardımı nasıl gelecek? Mesela gençlerimiz için Allah'ın yardımına ihtiyacımız var mı? Var. Çocuklarımız için? Var. Çocuklarımız kötü ahlaka düşmesin diye ihtiyaç var mı? Var. Maddi imkanlar için ihtiyaç var mı? Var. Gerçekten Mevla Teala'nın rızk, rız, Allah Celle Celaluhu'nun herkesi bol nimetlerle rızklandırması için ihtiyaç var mı? Bak, bak, bak gördün mü işte. İşte bu Mevla Teala'nın evet yardımına ihtiyacımız var mı? Var. İşte önümüzde bazı imtihanlarla karşı karşıya kalacağız. O yıkaldırılmış olduğumuz imtihanda gerçi Allah'ın yardımına ihtiyaç var mı? Var. E işte. Allah'ın yeminle yardım edeceği insanlardan bahsedeceğim size. Yeminle yardım ediyor ama. Neyle yardım ediyormuş? Yemin yani yemin ediyor Allah ben bunlara yardım edeceğim diye. Kim yemin ediyor? Allah. Allah ya. Efendimiz ne buyuruyor? Allah yeminini bozma. Yusuf da bayağı merak etti ha kimlere yardım edecek diye. Ya. Ben var mıyım adı içinde bile. Hadi yani harbiden hep bakacaksın yani hep beraber. O ne var ya sert duruyorsun yumuşak dursun ya. güler yüzlü bir oğlum ben de şaşırdım kendi kendime bir anda. Ne, acaba hata mı yaptık niye böyle sert bakıyor bana diye. Anlaştık. Soru sormak serbest. Evet. Şimdi demek ki bugünkü konumuz neymiş? Allah'ın yardımını gerçekten kazanmak. Gerçekten Allah kime yardım ediyor? Şartları neymiş? Ki yemin ediyor Allah. <laughs> ne yapıyor? Yemin. Ediyorum. Herkes de yardıma ihtiyacımız var olduğu kabul ediyor değil mi? Ya. Rabbim inşallah bu yardımın yapacağı kullarını olma hepimiz asıl <laughs> Ölçü koymuş Allah. Aslında sen de öylesin mesela. sen şimdi durup dururken herkese yardım etmiyorsun yani. Yardım etme şartları var kendine göre yani. Mesela sen söyle. Yakın bir kardeşindir, ihtiyacı vardır, yardım edersin. Doğru mu? İşte evladındır, anandır, babandır, şuyundur, buyundur filan da filan da ona göre sıkıntına gidermek için bir Mücadele verirsin yani. Her türlü çalışırsın mesela Ölçüler var ya. Yani. Öyle kalkıp da sokağa çıkıp da sen söyle önüne gelene dur para dağıtıyorum veya şuraya yardım edeyim yapmazsın. Ama ihtiyaç oldu mu ne yaparsın? Yardım. Biraz. Ama ihtiyaç olduğu halde sana gurur eden, kibreden, fark etmez oynayan, sırt çeviren, hainlik yapan, sana saldıran, hakaret eden, ağır ifadeler kullanan, hoşlanmadığın şeyleri yapan, hoşlanmadığın şeyleri yapan mesela. Sana söyler. Kardeşin ihtiyacı var ama sonra ne yapıyor? Damarına basıyor. Zın. Seni zıplatıyor yani. Sen şimdi ona yardım eder misin? Gerçi sen bir adama benziyorsun. yapardı yaparsın gibi Fark etmez kardeş. Adam kardeşimiz her türlü yardım ederiz. Evet. Mesele anlaşılmıştır. Hoca söyleyeceksen söyle bakalım. Öyle, öyle hemen kolay kolay olur mu? Ya? Biraz dikkatini çekecek adamın yani. Şimdi Mevla'mız Evet ha hac suresi 40. ayet ve 41. ayet. Hac suresi kaç? 40 ve 41. Şimdi Mevla'mız mı? Veleyan suran Allahu men Allah'ın dinine yardım edenlere Allah'a sahip çıkanlara Dinle mübin İslam'a sahip çıkanlara yemin olsun ki Allah diyor ki ben yardım edeceğim diyor be. Ya eyhellezine amenu ey madenler in tansurullah yansurkum. Siz eğer Allah'ın dinine sahip çıkarsanız, Allah'a sahip çıkarsanız, Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah size yardım edecek ve yetebbit akdamekum ve ayaklarınızı sabit kılacak. Ayaklarınız kaymayacak yani. Böyle ayaklarının altında buz kaba gibi olmayacak yani. kaymayacaksın yani. Kaymaya bahane aramayacaksın yani. Allah yardım edecek. Ayaklarını sabit kılacak. Ya. Peki ne yapacağız? Şimdi o var. Devam edelim. İnnallâhe le gaviyyün aziz. Mevla Teala devamında buyuruyor ki muhakkak Allah son derece kuvvetlidir. Azizdir. Mevla Teala'nın her şeye gücü yeter. Gücü etmediği hiçbir şey yoktur Mevla Teala. Yardım ettiği her şey mutlaka in yansurkumullah fe felâ galib alekum. Allah size yardım ederse size galip yok. Ayet. Ve in yakhzulkum feman zal ladzi yansurukum min Ama Mevla Teala size rüsvaylık, rezillik, kaybetme durumunu verirse size o zaman kimse de yardım edemez. Kimse. Sen yardımı değil de perişan olmayı çekersen, rezil olmayı çekersen, mahvolmayı çekersen o zaman sana kimse de yardım edemez. Bunlar hep ayet. Öyle mi? Başka şey mi <laughs> Ya Bak dikkat et. Allah, in surkumullah feda var. Şahitse Allah yardım ederse size kimse galip gelemez. E gördün mü bak? Yardıma da ihtiyaç var. Hele bugünlerde. Üü, hele size ne kadar yardıma ihtiyaç var. Ne kadar yardıma ihtiyaç var. O oh, hocam bildiğin gibi değil. Ne dualar ediyoruz hocam be. Ne dualar ediyoruz be. Ne çalışma yapıyoruz be. Tabii çok yardıma ihtiyaç var. Çok. E ne yapacağız hocam? Başka? Devam ediyor Mevla Teala. Devam ediyor Allah Celle Celaluhu. Mevla Teala yardım ederse sorun yok. Etmezse zaten geçmiş olsun. Ellezine immekennâhum fil arz. Onları diyor Mevla Teala, o yardım ettiği insanlara yardım ettiği için yer yerleştirdim diyor. Bir defa bu kainat Hazreti Allah Celle Celle bize ya yardım etti ve yerleştirdi. Allah yeryüzüne yerleşimimizi kim sağladı? Allah. Yeryüzündeki o güzellikleri, o düzlüğü, o mükemmelliği, o gökten yağdırması, yerden bitirmesi, Mevla sonsuz nimetleriyle kim donattı? Hepsini Allah donattı. Neyle yiyorsun, neyle içiyorsun? Vermiş olduğu bütün azalarla Mevla Teala seni yediriyor, içiyor. Hepsi Mevla Teala sana verdi. Tek tek bunları sayabilirsin. Bak bakalım şimdi. Senin için önemli bir ifade. Bu, iş, bu lafı var ya, normalde böyle sevdiğin birine söylesen dümen olsa bile hoşuna gidiyor biliyor musun? Senin için güneş doğuyor be. Tıkarıyor musun? Güneşim oldun filan. Tak öldü adam. Güneşim oldun filan Ay gibi parlıyorsun be falan. Ya hocam bir işte şey dümen filan. Dümen de olsa hoşuna gidiyor adam. Ya gördün mü? Şimdi Mevla Teala gerçekten senin için güneş doğuyor. Bak senin için. Yusuf. Korkancım. Sırf senin için Allah ne yapıyor? Güneş doğurdu her gün ya. Senin için yani. Ama herkes istifade ediyor hocam. Sen ne yapacaksın herkesin istifadesini? Senin için doğuyor bu güneş. Bir bak sen Bir incele. Hayattasın. Ve bunu çoğaltabilirsiniz. Şimdi oraya diyorum Mevla yerleştirdim. Şimdi yeryüzünü Mevla Teala şöyle yapsaydı ne yapacaktık? Dikkat et yeryüzünü şimdi çıktı değil mi? Nasıl yapıyor Mevla bak. Şöyle yokuş, bir daha iniş. Bir daha yokuş, bir daha iniş. Böyle yapsaydı. Nasıl yapacaktın? Düzlük yok yani. Hiç düşündün mü? E, düşünmedim bile. Hazır bir yeryüzü buldun çünkü. Her şey... Yerleşmesi zor. Oturması zor. Yürümesi zor. Her şeyi zor. Ya ne yapacaktık? Şeyde var. Medine Mekke Medine arasında öyle kayalıklar var ki öyle kayalıklar böyle insan ayağını parçalar yani. Çok zor. Onların bir ismi de var da. İşte o kayalardan her tarafı öyle koysaydı ne yapacaktın? Elini tutmaya kalksan elin parçalanacak. O yüzden kısa anlattım, çok anladınız. Mevla bize yaşayabileceğimiz bir yeryüzü nasip etti. Bir defa bu çok önemli. Nasıl yapabileceğimiz? Yaşı. Aynı yeryüzünde Mevla Teala ne yapıyor? Bitiriyor. Hiç farkında bile değilsin. Bugün mesela yediğin yemeklerin her bir yerden içeriye bak Mevla yağdırmış yerden, yerden bitirmiş sonra o karşını yemek olarak gelmiş yani. İşte domatesinden tut, patlıcanından tut, biberinden tut, nasıl hepsini tut yani. Hocam et dedik filan, etti de düşün bakalım. Mevla Teala o hayvana, o mahsulü yedirtmese, otları yedirtmese nasıl o et olacak diye karşına gelecek, huzuruna gelecek. Hepsini Mevla Teala yaptı be. Rabbim yaptı, her şeyi mükemmel yaptı be. Ama düşünmüyor insan. Yediği yemeğe bile bakmıyor. Ya, ya, ya bu yemeğe bir bak Allah bu nereden geldi? Ya? Rengini, lezzetini, şuyunu, buyunu. Şimdi bu yerine yerleşme meselesi. Şimdi yardım edecek insanlar. Bir. Sayıyor Mevlatı. Ekamus Namazlarını dost doğru kılanlar. Şimdi Mevla Teala birinci ifadede dikkat et. Yemin ettiği yardım edeceğim diye insanları ortaya koyduğunda ilk yardım edeceği insanlar namazlarını dosdoğru kılanlar. Ya bir insan namaz kılmıyorsa yardımı gerçekten hak ediyor mu? Etmiyor kardeş. Ne yapmıyormuş? Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Sahabe-i kiram şey, peygamber zamanından bahsediyorum. Dikkat edin. Bir tanesi böyle haram helale dikkat etmezmiş. Harama yapmamış dikkat etmezmiş. Ellerini açmış dua ediyor. Ne yapıyor? Efendimiz buyurmuş, buyurmuş, ki boğazına kadar haram dolu. Boğazına kadar haram dolu. Ne yapıyor bu ya? ya yaptığına bak ya. Boğazına kadar dolu. Şimdi o yüzden kardeş bir defa faizle, zina ile, kumarla, kulaklarıyla, yetim haklarıyla, bunun gibi şeylerle yardım beklemek hakikaten bayağı zor be. Neyse oralara fazla girmeyeyim ben şimdi. Orayı karıştırmayalım şimdi. Biraz sık gel. Bak birinci madde neymiş? Musalah <laughs> Namazlar dost doğru kılınacak. Hakikaten şu anda Türkiye şartlarında bizlere dahil olmak üzere namaza mı teşvik var? Namazsızlığa mı teşvik var? Ver bakalım işte fetvayı. Koy bakalım ortaya. Namaza mı teşvik var? Namazsızlığa mı teşvik var? Bak. Eğer namaza teşvik yoksa Allah'ın yardımını demek ne yapmıyoruz biz? İstemiyoruz demek ya. Arzu etmiyoruz yani. Namaza teşvik olması lazım. Namaza davet olması lazım. Namaz anlatılması lazım. Namazın gerçekten yeryüzünde yerleşmenin mutlaka bir şükrü olduğunu ortaya koymamız lazım. İnsanlar bu konuda şuurlandırılması lazım. Buna gerçekten mücadele vermek lazım. Namazsız olmaz. Allah yemin ediyor. Namazların dost doğru kılanlara ne yapacağım ben diyor Mevla Teala? Allah'a yemin olsun ki Allah yardım edeceğim diyor ya. Ben yardım edeceğim onlara. Namazlarını kimin yapanlara? E bir insan namazlarını dost doğru kılıyorsa Allah yardım edeceğine söz verdiğinden dolayı Korkmasına gerek var mı? Niye korkuyorsun ya? Namazlarını dost doğru kılıyorsan, Allah'a da güveniyorsan, korkmana gerek yok. E demek sen namazlarında problemin var ki, sen de korku panik başlamış. Veya Kur'an adıymış şu ana bakmıyorsun. Allah Celle Celaluhu'nun sana yardım edeceğine gerçekten güvenmiyorsun. Veya Allah'la alakalı bir problemim var. Yoksa ya Mevla Teala söz veriyor ya. Yemin ediyor. Yemin ediyorum ki namazlarını dost olarak kılanlara yardım edeceğim diyor Mevla Teala. Ya. Allah Celle, Celle namazlarımızı dost doğru kılanlarda olmayı hepimize ikram Ama tabii şu anda Türkiye şartlarında bir bakın. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim ben size. İlginç yani. Ya samimi söylüyorum ben size. Şu koronavirüsten sonra dikkat ettiniz mi? Camileri bir cumaya kapattılar. Hatırlıyor musun? He? Ufak mıydı sen? Yok. Koskoca adam mı? Niye olsun? Bir kapattılar. Millet var ya şimdi cesaret buldu. Cumaya gelmiyor ya, Allah muhafaza etsin. İza nudiye lis salati min yevmin cumati fes'u ila zikrillah. Namaza davet edildiğiniz cuma zaman, cumaya davet edildiği zaman, çağrıldığınız zaman Allah'ın zikrine koşun ve zevul bey'e. Alışverişi bırakın diyorum Mevla Teala. Neyi bırakın? Alışverişi. Cumartesi günleri Tekrar üzerine dur. Cumartesi günleri daha önceki dönemlerde Yahudilerde yani cumartesi günleri onlara balık tutmak yasaktı. Ne yasakmış? Balık. Cumartesi gün ibadetle meşgul olmak durumundaydılar onlar yani. Anında tam gün. Sonra o günde balıklar görüyormuş böyle tam böyle kenara. Dinliyorsun. Nereye görüyormuş? Tutmak yasak, tutamıyorlar. Bu sefer ne yapmışlar biliyor musun? O dalganın getirdiği yere kuyular kazmaya başlamışlar. Kuyu kazıyorlar. Dalga getiriyor, kuyuya düşürüyor. Geriye dönemiyor, pazar günü oradan topluyorlar. Diyorlar ki ya kardeşim bu çok zor oluyor diyorlar ya. E ne yapalım? Zaten yapıyoruz, toplayalım artık. Yani, Cumartesi ihlal edelim yani. Diye. Çok önemli. Üçe ayrılırlar. Kaça ayrılırlar? Kaç Üç. Bir. Ben cumartesi balık tutarım diyenler. Yani isyan ederim diyenler. Allah muhafaza etsin. İki. İki. Ben tutmam. Ne yapmam? Tutmam ama tutana karışmam. Tutmam ama tutana ne yapmam? Karışmam. Üç, tutmam, tutana karışırım. Olmaz, sen Allah'ın haram kıldığı şeyi yapıyorsun, yapmayacaksın kardeş. Şimdi bunu şekillendireceğim, bir dakika. Buraya anladın mı burayı? Kaç? Üç. Şimdi aynı şekilde bak, Cuma'ya gelmeyenler ne yapıyor? İsyan ediyor. Cuma'ya gelmeyip alışverişi devam edenler ne yapmış oluyorlar? İsyana isyana devam ediyor. Bir kurum insanlar ne diyor? Ben karışmam diyor ama ben Cuma'ya giderim ama karışmam onlara diyor. Oldu mu? Olmadı. Bir grup bizim gibi kardeş Cuma günü Cuma saatinde ki Mevla Teala onlara tamamında Ümmeti Muhammed'e ömrü az olduğu için onlar kısa. Bak. Cuma günü cuma saatinde alışverişin yapılmasını haram kılmıştır. Yapma kardeş. Deriz biz diyeceğiz. Diyoruz da. Yapmayacağız. Yapana da diyeceğiz. Doğru mu? Sonra ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Aralarına duvar çekmişler. O diyenlerle Diyenlerle diğerler arasında duvar çekmişler. Niçin? Bizi rahatsız etmesinler. Bizi emr-i bil maruf yapmasınlar diye. Yani. Sonra Mevla Teala buyuruyor ki onlara diyor. Kü felemma atav amma nuhu anhu kulna lehum kunu qiradatan O azgınlık yapanlar, laf dinlemeyenler, hatta şanlara maymun olun. Hatta hasin daha kötü. Rusvayun Yaşlılar hınzır, şeyler maymun şekline döndü. Ümmeti Muhammed'in, tekrar edeyim, ümmeti Muhammed'in Efendimiz'in duasından dolayı maymun ve hınzıra dönme şekli yok. Yoksa manen, Allah muhafaza etsin, maymun ve hınzıra dönen insanlar. Manen. Ağaç karda yok yani. Rabbim muhafaza Niye? Sen Mevla Teala'nın açık ayet i Kerim için ne yapıyorsun? Hişan dinlemiyorsun. Var mı öyle bir şey o yüzden kıymetli dostlar, birinci şart neymiş? Allah'ın yardımını, Allah'ın yardımının bize gelmesinin birinci şartı neymiş? Akamus namazları dost olarak. Baki kardeş şey, mesela şey biliyor musun? Allah, yardıma ihtiyacımız var mı diye başladık. Herkes yardıma ihtiyacımız vardı diye. O zaman birinci şartı mülahat hale Namazları dost olarak kılacaksın. Kaçın şart. İki, ve atevuz zeka. Zekatı vereceksiniz. Bakın bu sene, şimdi iki gün önce filan açıklama yaptı Diyanet. Türkiye'de verilmesi gereken zekat ne kadar diye ortaya koymuş. Biliyor musun? Türkiye'de. Dünyada verilmesi gereken zekat ne kadar diye ortaya koymuş. Onu bir hesap ediyor. Türkiye'deki, Türkiye'nin dünyadaki dünyanın kesinlikle yoksulluğunu gideriyor. Aç insan bırakmıyor yani. Ya yani Mevla Teala öyle bir dengelemiş ki her şeyi. Anlıyor musun su kardeş? Kainatta öyle bir denge kurmuş ki Mevla Teala. Zekatlar verilse yeryüzünde bir tane kalmıyor. Fakir kalmıyor, aç kalmıyor, yoksul kalmıyor. Mevla öyle bir denge kurmuş yani. Ya. Türkiye'deki Türkiye'nin diyor bak Türkiye'de diyet çıkartmış. Yani bu sene zekat olarak ne verilmesi lazımdı diye Türkiye'de dünyada ne verilmesi lazım diye tak bir hesap ediyorlar. Bakıyorlar ki Türkiye'deki Türkiye'nin yoksulluğunu gideriyor. Dünyadaki de neyi gideriyor? Ama işte o laf dinlememek bak. Ve zeka. Allah yemin ediyor. Eğer gerçekten zekatlar verilmiş olsa otomatikman bütün fakirlere yardım olacak mı? Olacak. Allah da o zaman yardımını özel gönderecek mi? Gönderecek. Ya. Çok merak ettiğim bir şey soracağım size. Hoca efendiler hariç hiç kimseden hoca efendiler hariç, zekat Teşviki gördünüz mü siz? Yok. O yüzden kıymetli dostlar. Dikkat edin ifade. Eğer Allah'ın yardımını istiyorsak, hadi hatta Mevla şöyle buyuruyor. Huz. Huz biliyorsun emir, emir hazır. Al. Al. Emir ya. Al. Huz. Al. Min emvalihim mallarından sadakaten zekatlarını al diyor Mevla'da. Öyle alır mısın işte rica falan değil. Al. Zorla hayır. Hayırdır. Niye? Tudahhiruhum biha. Onların mallarını temizler zekat. Malı ne yapıyor zekat? Bir defa zekatını verdi mi bir insan? Malı ne oluyor? Temizliyor. Ve tüzekkihim biha. Nefislerini tezki eder. Nefsini tezki eder. Yani verme kabiliyetini ortaya koyar. O da bir, bir özel bir şey biliyorsun. Almayı seviyor millet de vermeyi biraz böyle eli patlayacak. Almak güzel geliyor adama. Ama vermek biraz adamı ne yapıyor? Titretiyor. Bu nasıl uçur bu? Herkes He? kendini düşünmesi lazım. Durum nasıl bilmiyorum. Hocam iş şey olsa vereceğiz falan falan. <laughs> İnan yapmayın öyle bir şey yok yani. Ya yani insan eline geçtiğinde verebiliyorsa bu adam her türlü verir demektir yani. Eline geçtiği halde vermiyorsa onun çok da olsa hiç vermez. Çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Çok önemli bir şey bu. Gerçekten bak. Yani tespit, kesin tespit yani. Tersular var ya, tersular daha çok verir. Çünkü o biriktirme duygusunu bilmiyor. Tekrar ediyorum. Niye bilmiyor? Söyle bakayım. Biriktirme duygusunu bilmiyor. E biriktirme duygusunu bilmeyen bir adamın vermesi ne oluyor? Daha daha kolay oluyor. Ama biriktirme duygusu kanatı yeril mukanda. Kanatı yeril Ayet diyor ha bu. İnsana diyor Mevla Teala yer ne süslen şunlar süslendirildi insan için. Züyyine linnâ hübüşşevvat. Bir. Şehvat sevgisi. Yani nefsane arzular. Hakikaten insan sütlendirilir diyor. Vel benin, erkek evlat. Üçüncüsü böyle kanaatı erelim mukantara, biriktirme ahlak. Biriktirmeye bir başladım mı bir suçum. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Adamı kabul etmem. Kabul etmiyorum yani. Hoş bir adam değil. Ama adam dünya üzerinde bir arzı. Çok büyük bir zenginden bahsediyor. Adamı tekrar ne yapmıyorum, ne yapmıyorum? Kabul etmiyorum. Ama dünya üzerinde araştırma yapmış. Ne yapmış? Araştırma. Dünya üzerindeki araştırması şu adamın. Bak. Yüzde 93 küsür. 93 küsür insanlar, dünya üzerindeki insanlar hep yastık altı. Dünyada dönen bütün para, yeme, içme her şey yüzde 6 nokta falan bilmem ne. Yoksa yüzde 93 nerede? Yastık altı yani. Ben merak ettim biliyor musun? Bunu merak ettim. Bak çok önemli bir şey söylüyorsun. Ne yaptım merak. Sonra baktım gerçi etrafımdaki insanları bir inceledim böyle. Bir baktım. Baktım bunun geçimi ne? Geçimi şununla geçiniyor. Ama biriktirdikleri ne? Bak şunları şuna biriktiriyor. Duruyor yani. Niye? O işte değil mi? Duygu. Duygu yani. Anladın? Bak takip et göreceksin yani. Harcadığı insanın normal hayatında harcadığı diyorum sen dikkat et. Yüzde kaçta kaçına harcıyormuş? Altı küsür. 93'ünü ne yapıyor? Ama şimdi bir şeyler söylesem de yanlış anlayacak. Mesela ev alayım. Sonra kirada oturanlar da oturuyor. Al mev, ne olur. O parayı ye yani. Yüzde yüz ye yani. Yok olmaz hocam. Bak gördün mü? Bak. Sen de bile kabul etmedin bak. Sen bile şu anda ben... Olur mu öyle şey canım ya? Adam, mesela adam kirada oturuyor. Olmuyor mu? Oturuyor işte. Anladın mı mesele? Bak hemen duygulara baksın Hemen duygu ne diyor? Hocam olur mu ya? E ne olacak? E adam versin işte alsın. E sonra? E sonra işte bir kira ödemesin. Anladın mı meseleyi? Yüzde harcama durumu yok yani. Sonra mesela taksiye biniyor, bilmem her tarafa gidiyor. Taksi tak tak tak. Biliyorsun bütün taksiler benim rahmetli dedem taksi kendisine hediye edilmeye kalktı, kabul etmedi. Dedi ki yok dedi, ben bütün taksiler benim. Yani, tak tak! Biliyorsun parayı. Olur mu hocam? Taksimiz olması lazım ya. Şimdi bırak taksin olmasa tak bir telefon açıyorsun taksi ayağına geliyor. Gelmiyor mu? Ya hocam olur mu ama? Ya ciddi se şey, çok önemli bir şey söylüyorum Bak Yusuf. Çok önemli bir şey söylüyorum. Taksiye verdiğin para var ya. Bu. Bak samimi söylüyorum. Kendi taksin olmasa. Ne yapmasa? Olmasa. Taksiye verdiğin para kadar taksi parası vermez. Arabaya verdiğin para kadar taksi parası vermezsin ya yani. hayatında ya. Yani. Şimdi sen bir şu anda normal şartlarda bir adam bir tane araba alsa kaç para verecek? En az 400 500 doğru mu? Bak gördün mü sen bak. Bunu ömrüne yay yeminle söylüyorum o kadar para vermezsin ya. Artı taksi kendi taksin olduğu zaman dikkat et. Kendi taksin olduğu zaman vergisi Mazotu kurunması, kırması, dökmesi incele. Bak yine kafam basmıyor ama. Yine diyor ki olur mu hocam? Adamın taksisi olması lazım. Ya mı? Normal taksini kaç gün kullanacaksın? Haftaya belki bir kullanıyor adam. Ya haftaya bir hocam zevkimi çıkar. Bir tane araba kirala. Bugün bir araba kirala haftada. Bak. O tatminliğini mi adam öyle gider ya. Orada durmalı. O biriktirme olmalı. Anladın mı? Ben de nelerden bahsettim bu akşam. Hiç işinize gelmedi. Vallahi billahi. Ya. Adam şimdi bir ev almaya kalkıyor. Dikkat et. Kaç yıl? Kaç yıllık kirası bir? Düşünsen en az şu anda bir ev almaya kalksan 2 milyon en az para vermen lazım. Değil mi? Yanlış mı? 2 milyon mu? 2 bin lira. 2 milyon değil mi? Evet. 2 milyon ya. Bir hesap et bakayım. Kaç sene gidiyor? Kaç sene kısa şey yapacak? Zaten o kadar sene onda oturduğu zaman o ev zaten gitmiş oluyor. Küt. Biriktirme duyguları. Bunlar asli şeyler olmasına rağmen bunlar bile biriktirme. Bir de bunlar olduğu halde biriktirme meselesine düştü mü zaten uçarsın. Tabii. Şimdi geçen söyledim yine söylüyorum. Çok önemli bu şey. Adam biri Türkiye'de oldu ha bu. Haberlere çıktı. Biri gitmiş de mesela sen mesela sen örnek vereyim. Gitmişsin. Sen söyle bankadan borç alıyorsun. Yani kredi çekiyorsun yani Türkçesi yani. Adam bir bakıyor orada o kendi borç alırken annesinin evindeki altınları çalmışlar. Yastık altındaki altın. Duydun mu neyi çalmışlar? Ya yani gidip annesine diyemiyor anne. Ya şu borçları şu altınları da işte alacağım neyse onu alayım ben diyemiyor yani. konuşuyoruz. Neyse konuyu değiştirelim. Kimse işine gelmedi bazı az Şimdi ne yaptık? Allah'ın yardımının geleceği insanları Mevla Teala sayıyor. Bir, yeryüzünde diyor Mevla Teala'nları yerleştirdim. Ekamussalâh. Namazlarını dostları kılarlar. Yani Allah'ın yardımının gelmesini istiyorsan namazda dost doğru kılınacak kardeş. İki, va atevuz zeka. Zekatı verirler. Zekattan kaçırmazlar. Tak tak tak. Vereceksin zekatı. Allah'ın zine. Sonra üçüncüsü. Dört tane şart koymuş Allah. Kaç tane? Dört tane. Bir namaz, İki zekat. Eğer bunları yaparsak Allah bize yardım edeceğini yapıyor. Yemin ediyor, söz veriyor Mevlamız. Eğer biz bunları yaparsak Mevla Teala bize yardım edeceğini veriyor. Yemin ediyor ya. Bu ara yardım ihtiyacınız var mı? Evet. Daha ama bunlar şart. Ben merak ettiğim bir şey daha soracağım ya. kızacaksınız, kızdıracağım sizi. Gerçekten. Hakikaten kızdıracağım sizi bak. Şu anda şu anda sizi oya davet eden işte gel 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 beni, beni destekle diyenlerin projesinde gerçekten bunlar var mı? Allah'ın yardımını çekecek bunlar var mı ya gerçekten? Biz insanları namaza davet edeceğiz. Hiç duydunuz mu? Gerçi ben merak ettim. Mitinglerde duyuyor musunuz? Ben mitik takip etmediğim için. Var mı? Öyle namazlarımızı işte dikkatli kılacağız. Allah'ımızın yardımını çekeceğiz. Allah bize yardım edecek gerçekten huzuru bulacağız. İşte bunun da çaresi namazlarımızı kılmamız lazım. Namazlarımıza dikkat etmemiz lazım. Çoluğumuzu, çocuğumuzu namaza alıştırmamız lazım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 7 yaşında çocuklarınızı ne yapın? Çocuklarınızı namaza alıştırın buyuruyor. 10 namaz, 10 namazın 10 yaşında namazı üzerine daha çok ne yapın? Durun diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Var mı tiklerde? Evet. Belki var da, siz de biliyorsunuz. Nerede? Gidiyor musunuz? Nerede bileceksiniz? Olur Önemli bak. Allah'ın yardımı işte. Proje var mı böyle bir proje? Yani gerçekten hocam çok güzel bir proje sundular, sunuyorlar. Bu projeyle Allah'ın izniyle namaz kılmayan kalmayacak. Ne yapacak? Zekat vermeyen kalmayacak. E Mevla Teala ben bunlara yardım edeceğim diyor. E söz veriyor, yemin ediyor. E, o zaman e, bunları yapacaksın ki Allah'ın yardımı gelsin işte. Hocam dua edeyim. E, edelim tabii. Dua edelim ama Allah-u duanın karşısında bir şey koymuş. Ne koymuş? Belli şartları var Mevla Teala'nın. Ben size, dua edin ama duanın da evet size yardım ederim ama o yardımın da şartları var ya. Peygamberine bile Mevla Teala bak Musa Aleyhisselam'a bile sen galakat ucibet davet hükme değil mi? Festeqime ve latitman. Senin duanı kabul ederim ama diyor Musa Aleyhisselam'a iki tane şartım var diyor Mevla Teala. Bir istikamet üzere yaşayacaksın. Allah ne istiyorsa öyle yaşayacaksın. İki ve latitte bi'an nesibeyle <laughs> la alemun. Bilmeyenlerin yoluna tabi olmayacaksın. Bilmeyenlere tabi olmayacaksın. Hatta aşanlara tabi olmayacaksın. Allah tanımayanlara tabi olmayacaksın. Allah'la iş olmayanlara tabi olmayacaksın. Bir de çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. İşi diyor Mevla ben bitireceğim. Ama bizim siyasetçilere ben baktığımda hep işi onlar bitiriyor. Kardeş ne sizsiniz ya? ya? Harbiden siz, ne sizsiniz ya? Değişik bunlar ya ciddi. Ben de şaşırıyorum bunlara ha yanlış anlamayın. İşi bitirecekler. Üf, bitirdi ya işte. Herkes işi bitirdi. İşi bitirecekler ya. Yani. Hiç diyen yok kardeş. Biz Allah'ımızı gerçekten memnun edeceğiz. Mevla Teala emrini dinleyeceğiz. Laf dinleyeceğiz. Ölçüye dikkat edeceğiz. Ondan sonra da işi Allah ne yapacak? Bitirecek ya. Allah bitirecek işi. Diyen duymuyorum ben. Ben duymuyorum değil mi? Yoksa diyorlardı. Siz de hep de hakkını yapmayın. Yemeyin kimse. Peki 3 ve emru bil maruf. İyiliğe diyor. İyiliği ne yapacaksın? Şimdi çok önemli bir şey daha söyleyeceğim size. Dikkat edin bu ifademe. Çok önemli ama. Hazreti Ömer hutbede bir gün böyle vahlanıyor. Diyor ki, ya diyor. Ben diyor hata yaparsam emir al müminin müminin emiri biliyorsun o zaman akşam. Halife. Ya diyor hata yaparsam diyor ne olur halim ya diyor. dert deniyor. Hatta gözlerinden yaşlar geliyor. Çıkıyor oradan bir tane sahabeden bir tanesi diyor ki. Ya Ömer eğer bir yanlış yaparsan seni bu kılıcımızla düzeltiriz. Cemaatten biri söylüyor bunu. Kime söylüyor? Ne söylüyor? Emirhan Hükmü ne söylüyor? Halifeye söylüyor ya. O kadar mutlu oluyor ki. O kadar seviniyor ki. Hata yaptığımda beni düzeltecek ne var? Biri var ya. O kadar mutlu oluyor ya. O kadar mutlu oluyor yani. ya. Hamd ediyor, şükrediyor. Şimdi ben daha çok ne diyorum? Şu anda siyasetçilerle alakalı söylüyorum ben. Gerçekten kendilerine var ya samimi söylüyorum bak. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. bak Çok önemli bir şey söylüyorum bak. Kendilerine hatalarını söylesen, siyasetçi kendilerine hatalarını söylesen yemin ediyorum kendileri kabul eder. O, o ama etrafındaki olan şeyler var ya şakşakçılar. Sen söyle kraldan çok kralcılar. Üç anne sana ne oğlum? Sana ne ya? Bu da kral var işte. Krala söylüyoruz. Kral kabul ediyor. Bak o gün ki Hazreti Ömer etrafındakiler de o adama ne demiyorlar? Sen ne yapıyorsun halifeye bilmem ne? Demiyorlar ya. Hatta memnun oluyorlar ya. Aa, bugün gerçekten ben siyasetçileri de bunu kabul ediyorum. Bak kendine de desen ki ya sen var ya bak bu konuda yanlış yapıyorsun. Eksik yapıyorsun buna dikkat etmelisin desen ben kendilerini kabul edeceğini düşünüyorum. Ama ne oluyorsun o etraftaki o var ya kraldan çok kralcılar anladın mı? Kör taraftarlar Kör taraftar Taraftar ama nasıl taraftar? Kör taraftarlar kardeş ama sen ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun kardeş? Allah Celle Celaluhu'nun söylediklerini söylüyorum ben. Mevla söylediği ifadeleri söylüyorum. Allah'ın yardımının nasıl geleceğini anlatıyorum. Allah'ın yardımının gelmesi istemiyor musun? O başka, o başka. Hangisi başka? Aynı Allah hepimize yardım edecek işte. Onu niye başka olsun yani? Niye başka olsun yani? Anlamadım mı? Ben ne yapayım anlamadım yani Benden bu kadar. Bak dikkat edin diyor üçüncü ve emru bil maruf. Onlar iyiliğe mederler. İyiliği anlatırlar, hakkı anlatırlar, hakkı söylerler. Hakkı duyururlar. Allah'ın ayetlerini okurlar, duyururlar, bildirirler. Peygamber hayatını bildirirler. Anlatışan kardeş. Hakka davet edeceksin. Hakta hakkı arayacaksın. Batılda hak aramayacaksın. Ve emru bil maruf. iyiliği anlatacaksın. İyiliği söyleyeceksin. İyiliği, iyiliğe ulaştıracaksın. En büyük iyilik imandır. İmanı anlatacaksın. İmanı söyleyeceksin. Peşinden namaz geliyor. Haramlardan devamı geçecek zaten. Peşinden zekat geliyor ve çoğaltabilirsin. İyiliği anlatacaksın. Rabbim inşallah iyiliği anlatma kabiliyetini hepimiz asıl versin. Bir takım kavmi helak etmeye gidiyormuş melekler. Mevla Teala demiş ki şu kavmi helak edin. Ne yapın? Sonra o melekler giderken Ya Rabbi diyorlar. O kavmi helak etmeye gidiyoruz ama onların içinde iki tane var. Peygamber ameli yapıyorlar diyorlar. Çok güzel ameller yapıyorlar, ibadetler yapıyorlar. İlk önce onlara helak ediyor. Tabii melekler çalışıyor. Onlar ibadet ediyor, amel ediyorlar ama insanları hakka davet etmiyorlar diyor. 18 bin peygamber ameli yaptığı halde Allah o topluluğu helak etti. Ya Rusun nasıl peygamberi onlar ne melazımcılık yaptılar. Ne melazımcılık yaptılar. Hakkı anlatmadılar, hakkı söylemediler, hakkı bildirmediler, hakkı duyurmadılar. Hakkı onlara yaymadılar. Ne melazımcılık yaptılar. Gördün mü? Ne melazımcılık yaptılar. Rabbim ne melazımcı olmaktan bizi muhafaza etsin. Ben pazartesi günü söyledim, yine söyleyeceğim. Söylemeye ihtiyacı hissediyorum çünkü. Ben bu konuda çünkü gerçekten gözyaşı döküyorum. Hiç kusura bakmasın. Çarşafı şerifi giden kardeşlerime buradan sesleniyorum. Ya Allah rızası için ya. Ben emrimi etmek zorundayım. Ben sizi gerçekten çok değerli görüyorum. Çarşafı şerif diyen kardeşlerim. Siz benim için çok değerlisiniz. Çok. Tarif edemeyeceğim kadar değerlisiniz yani. O kadar değerlisiniz. Ama Efendi Hazretleri'niz. Kaddesallahu aleyhi ve sellem. Benim için Efendi Hazretleri de biliyorsun çok değerli. Tarif edemeyeceğim kadar değerli. Efendi Hazretlerimiz Cekkatle sallallahu aleyhi ve sellem. Dikkat et. Hüsnü. Efendi cenazesine çarşafı şerif yani hanım kardeşlerimizin gelmemesini istedi. Niçin? Sokaklara dökülüp erkekler iç içe olup da mahrem namahrem olaylarını yapmasın. Birbirine karışmasın diye. Gerçekten laf dinlediler mi? Dinlediler. Var mıydı hiçbir kadın? Yoktu. Var yoktu. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ama şimdi sen kalkıp da, şş, kalkıp da, bir dakika, efendinin cenazesinden daha önemli ne var ki sen kalkıyorsun? Sen söyle. Kalkıp olmayacak yerlere gidiyorsun. Allah'ın yardımını böyle mi çekeceksin ya? Geçen pazar söyleyeyim, Rap demişim yanlış söylemişim. Rap demişim. Rapçilerle sen söyle onlarla aynı şeyleri söyleyerek söyleyerek Allah'ın yardımı gelecek he. <laughs> ya yapmayın adı arızası şey ya. Öyle bir yardım yok. Var mı öyle bir yardım? Yok. Yapmayın. Sizi evet seccadeyi serip yalvarmanız en büyük yardım. En büyük yardım ya. Yardımı çeker. Tesbihatınız en büyük yardım. Evde gerçekten Mevla Teala müracaatınız en büyük yardım. Yapmayın. Lütfen. Lütfen yapmayın. Bu yardım değil. Tam tersi Mevla Teala'yı darıltırsın. O müzikler eşliğinde, olumsuz müzikler eşliğinde, rapler eşliğinde, bilmem ne eşliğinde sen kendini dağıtırsın. Yakışmaz hale getirirsin kendini. Yakışmaz. Ondan sonra bu sefer eyvah dersin. Eyvah. Pişman olursun. Evet. Ve emaru bil maruf iyiliği emrederler. Ne yaparlarmış? Allah iyiliği emretme kabiliyeti hepimize asıl Evet. Şimdi dördüncü madde. Asıl bomba burada. Ve ne münker. Tam zıplayacağınız konu burada. Hiç kusura bakmayın. Ben, Hocam bu ayetleri özel mi seçtin? He özel seçtim. Harbi özel seçtim. Yemin ediyorum özel seçtim ya. <laughs> ya bugün var ya yemin ediyorum ayetleri özel seçtim ya. Hem Allah'ın yardımını istiyorum deyip de Allah bize yardım etsin deyip de e, hem de bunları yere getirmezsen sen neyin yardımını istiyorsun kardeş ya? Neyin yardımını istiyorsun? özel seçtim diyorum ben sana. Hem de Allah'ın yemin yemin ettiği konuya Yemin ediyorum ben yardım edeceğim. Size. Yemin olsun yardım edeceğim dediği bir konuyu anlatıyorum ben size. Olmazsa olmaz kardeş. Ve nehev anil münker. Allah buyuruyor. Münkerattan diyor ne edecekler diyor Mevla'da. Yani Allah'a isyandan ne ederler. Allah'a isyandan nehyettiğin takdirde Allah'ın yardımı gelecek. O yüzden şişt, faizden faizden geçilecek. Allah'ın yardımı gelmesi için. Faizi Allah harp ilan ediyor ya. Faiz Allah ne yapıyor? Ayet bu. فَاِنْ tefalu, تَفْعَلُوا فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولُ Şayet faiz işlerseniz diyor Mevla Teala Allah öyle size harp ilah eder. Allah'la harp. Allah'la savaşabilir misin ya? Savaşamazsın. Savaşmaya kalkarsan yenileceksin. Olmaz. Ya gördün mü sen? Neden? Neyi söyleyecekmişiz? Haramlardan kaçacak. Kim? Herkes. Kumardan vazgeçeceğiz. Zinadan vazgeçeceğiz. Kul hakkından vazgeçeceğiz. Tacizden vazgeçeceğiz. Tecavüzden vazgeçeceğiz. Allah'ın lanet dediği şeylerden onlara doğru diyeceksin. O zaman diyor Mevla Teala size de yardım ederim diyor Mevlamız. Hem de yemin ediyor Mevla Teala. Yoksa yardım yok diyor Mevlamız. Allah'ın yardımı da bir yerde olmadığı takdirde tesettür, tesettür, şş, tesettür ya çıplaklıktan vazgeçecek. Açıklıkla demedim. Dikkat et. Ne demedim? Söyle bakayım. Açıklık demedim. Ne dedim? Çıplaklıktan vazgeçeceksin ya. Bu nedir ya? Bu nedir kardeş ya? Bu nasıl çıplaklık ya? Ha? Olmaz. Olmayacak. Olur hocam. Olursa yardım yok. Allah'ın yardımı olmadığı takdirde kimse ne yapabilir ya? Allah rızası ne yapabilir ya? Hiç kimse bir şey yapamaz. O yüzden çareyi başka yerde anlatıyorlar size ama çareyi Mevla Teala Hac Suresi 40 ve 41. ayet-i kerimede Mevla çareyi anlatıyor. Çareyi başka yerde anlatıyorlar. Nerede anlatıyorlar? Başka şeylerde anlatıyorlar. Ama çareyi Allah nerede anlatıyor? Hac Suresi 40 ve 41. ayetlerde anlatıyor Mevla Teala. Çare bu diyor ya. Bunu yapacaksınız diyor. وَلِلَّهِ عَاقِبَتُ الْاُمُورِ Evet. İşlerin akıbeti sonucu Allah'adır. Hem dünyanın kurtulacak, hem ahiretin kurtulacak. Rabbim dünyamızın da ahiretimizin de evet kurtulmasını bize nasip etsin inşallah. Bu anlatılanları yaşamaya nasip etsin. Evet. Tekrar ediyorum. Allah'ın yardımı diyor Mevla Teala. Allah'ın yardımı şu dört sınıf insana gelecek diyor Mevlamız. Namazlarını dost doğru kılanlar, zekatını verenler, iyiliği emredenler, kötülüklerden alıkoyanlar. Bu dört sınıf insana Allah'ın yardımı gelecek. Bundan başka çare yok. Allah yardım ederse فَلَا غَالِبَ لَكُمْ Size kimseye galip gelemez. Allah size yardım etmezse, sizi rüsva ederse, rezil ederse asla ve asla, evet asla ve asla sizi kimse kurtaramaz. Mevlamız buyuruyor. Evet kıymetli dostlar sizden bugün soru almıyorum. Çünkü soracağın sorular bugün belli. Ben zaten gereken cevapları verdim. Bu cevaplar sizi ilgilendiriyorsa yeterli. Anlayana bir işaret yeter kardeşim. Anlamayana ne anlasak sorarak kardeş. O yüzden bugün sizden Soru alamıyorum, almıyorum, çünkü dedim ya, bugün gelecek sorular belli. Ben cevabımı baştan beri şu anda veriyorum. Allah'ın yardımını istiyorsak, haç Suresi 40 ve bir 41. ayetler. Yapacağız, Allah bize yardım edecek. Yoksa kimse kendini yalandan ne yapmasın? kaldırmasın. Rabbim hepimizi muhafaza etsin. Evet kıymetli dostlar, Şimdi i̇şte kardeşlerim diyecek ki, ezan vakti diyecek. Hayır, ben bitiriyorum zaten. Ezan vakti bitirince ezana girmiş olacaklar. Rabbim hepinizden razı olsun. Tekrar ediyorum sizden sonra alamayacağım. Niye almayacağım? Değil mi? Sorularınız belli. O yüzden de cevabını da ben ne yaptım? Konunun başından beri verdim. Allah kabul etsin. Rabbim inşallah hepimizin muhafaza edesin. Hepimize başarılar nasip etsin. İstenilen kıvamda kul cool olmayı nasip etsin. İstenen ölçülere dikkat etmeyi nasip etsin ki... Evet. Rabbim inşallah yardımını bize göndersin inşallah. Mevla Teala hepinizden razı olsun. Sizinle olmak çok güzeldi. Kardeşlerimden de soru almıyorum. Çünkü onlar da o tarafa kayabilirler. Ondan dolayı bu akşam böyle tamamlıyoruz. İnşallah. Zaten ezanı vakti de geldi inşallah. Sizin olmak çok güzeldi. Rabbim Müslümanlar hakkında, hepimiz hakkında hayırlı olan neyse Mevla Teala inşallah bize evvela o yardımı çekecek amelleri yapıp yardımını göndersin inşallah. Sizinle olmak. Çok güzel. Allah'a emanet olunuz.